Merhaba çiçek dostlarım, Çiçek Dolu Dünyam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Dün de video çekemedim, kusura bakmayın çünkü sukulentler geç geldi, elime ulaştı ve çok bir kargoydu arkadaşlar. Bayağı bir uğraştım açmak için, aç bitmedi ve açınca da çiçek dostlarımla gruplardan paylaştım arkadaşlar. İsteyenler oldu, onları ayırdım. İnanın saat yani sabaha karşı yattım 4:30 gibi. Paket de hazırladım arkadaşlar çünkü yerim yok. Şöyle şu güzellikleri paylaşacağım, elimde kalan türleri. Şöyle bazıları yatık çünkü devriliyor. Şöyle çok büyükler arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın kocamanlar şu şekilde. Bunlar özel tür arkadaşlar. Şöyle renkleniyor, iyice renklenecek. Şöyle açık alanda olursa, kapalı balkonda çok renklenmiyor. Formları bu şekilde olmuyor arkadaşlar. Ama şöyle dış mekanda olursa çok da güzel renkleniyor. Yazın ayrı, kışın ayrı. Soğuktan daha güzel bir renk alıyorlar. Şöyle şunlar var, şunlar var. Şöyle aynı ül türlerinden. Biraz da susamışlar. Şöyle bakın bebekli. Şu şekilde bakın çok güzeller. Şöyle bebekli. Aynıyım. Şöyle çizgili türden. Şöyle bundan sanırım iki tane var elimde. Şu kivi, bu da sarı oluyor ortası. Şöyle iyice sarı olacak inşallah kividen. Şunlar var ay taşı arkadaşlar. Bu da özel tür. Ve dediğim gibi yani dik durmuyor. Yatıp duruyor. Biraz ağır olduğu için şöyle tombik yapraklı. Bu tamamen kışın pembe oluyor arkadaşlar. Şeker pembesi gibi. Tombul yapraklı. Şöyle şunlar var. Bu süperbum. Şöyle renginin güzelliğine bakar mısınız? En çok sevdiğim renklerden. Pudralı. Süperbum ismi. Harika bir tür arkadaşlar. Bunlar şunlar, şu gördükleriniz. Şöyle 70 TL arkadaşlar. Hem boyut olarak büyük. Şöyle 5,5'luk saksıda ama taşımıyor dediğim gibi. Hem özel tür bunlar. Şöyle devam edeyim. Böyle 50 TL'lik olan türler. Şunun çiçekleri çok güzel paylaşmıştım. Durumdan, gruptan da isteyen arkadaşlar oldu. Şöyle ayırıyorum, kök ayrımı yapıyorum 20 TL'den arkadaşlar. Şöyle yıldız şeklinde, koyu bir bordo renginde. Çiçekleri var. Şöyle göstereyim bakın. Güzellikleri dolu dolu. Şöyle arkadaşlar minik değiller. Bakar mısınız? Çok güzel. Şöyle tırnaklı. Harika duruyor. Dediğim gibi burası 50. Sadece şunları kök ayrımı yaptım. Bu da farklı bir tür. Bundan az olduğu için şöyle bu da renkleniyor tamamen. Şunlar arkadaşlar 25 TL fiyatı. Şöyle ayırdım. Şu var çok güzel dolu dolu arkadaşlar. Şu şekilde. Bakın verigata türünden. Şöyle dolu dolu. Dediğim gibi bunları hepsini seçerek aldım arkadaşlar. Görüntülü bir şekilde. Bayağı birçok almışım, abartmışım gibi bir şey oldu. Çünkü ben de çok seviyorum. Bakın bu kirpi şekilde. Şöyle buz mavisi gibi. Çok tatlı. Yeşil şekilde. Şöyle yine tombik yapraklı. Pembe pudra, şey mavi pudralı arkadaşlar. Hafif beyaz gibi duruyor. Böyle buz mavisi gibi. Bundan var. Şu türden biliyorsunuz gelmişti. Yine geldi. Şu türden. Şöyle panda var. Pandadan sanırım bir tane kaldı arkadaşlar. Evet, bir tane kalmış. Şöyle verigata bakın. Çok güzel. Dediğim gibi dolu dolu arkadaşlar. Şöyle. Şurada örümcekli, şöyle örümcek ağlı bir tür. Şurada önceki elimdeki türler var. Şöyle pulvinatalar var. Şu verigata türünden bir tane var arkadaşlar. Şunlar pembe yıldızlı çiçek açan bir tür. Aslında çoğunlukla çiçek açıyor sukulentler.
Şöyle mor kaktüsler var. Şu turuncu renkte açıyor. Şöyle göstereyim. Şurada da var arkadaşlar. Devamı yerim yok. Buraya koydum. Sizlere göstermek için mutfaktaydı yerlerde. Şöyle şirek kulağından. Şu var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çok güzeller. Şu perle oluyor. Şu tilki kuyruğu. Şu da çok güzel bir kaktüs. Dikenli değil. Şöyle. Bakın. Çok güzeller. Şöyle renklenince gerçekten harika oluyorlar. Şöyle kara kız aynıyım. Şu da bakın farklı bir tür arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şekilde. Şu da çok güzel. Şöyle bakın. Şöyle üç tane. Üçlü bu. Şu var. Dörtlü. Şu. Bakın bu da pudralı. Şöyle mavi duruyor. Şöyle yuvarlak tesbihlerden var. Bakın bunlar da çok güzel. Şöyle az önce gösterdiğim tür. Şunlar çok güzel arkadaşlar. Ya burada varmış bir tane daha panda. Şöyle bakın. Bu da çok güzel. Böyle kadife yapraklı. Şöyle yine verigata türünden. Ciğer var arkadaşlar. Bakın bunların da formu çok güzel. Şöyle renklenmeye başladı. Böyle soğuktu, güneşti. Yedikçe şöyle kıpkırmızı oluyor. Daha da kırmızılaşıyor. Daha yeni yeni kızarmaya başladı. Şöyle şunu da göstereyim. Şekilde. Bunlar da düştü. Diyorum kendini taşıyamıyor bazıları. Şu da farklı. Bakın bu da tombik yapraklı arkadaşlar. Şöyle. Bunlar renkleniyorlar. Çok güzel oluyorlar. Şu var. Şöyle bakın. Yıldız şeklinde. Kendinden şöyle desenli bir tür. Şu var. Tamamen mavi. Kenarları pembe. Böyle bir tür arkadaşlar. Bakın bu da tombik. Bu da farklı. Bakın bu farklı. Bu farklı bir tür. Şöyle. Bu daha koyu bir renk alıyor arkadaşlar. Böyle bordo rengine dönüşüyor. Bakın şuradan hafiften zaten şu uçlarından belli oluyor. Daha bir koyu oluyor bu rengi. Yani kırmızıya dönüp bordo rengini alıyor. Şu rengi alıyor arkadaşlar bu. Bu da pembe rengi alıyor. Böyle elimdeki türler. Bakın şu da çok güzel çiçek açan bir tür. Şurada var. Şöyle kılçık atlaslar geldi. Çelik olarak arkadaşlar. Şunlardan şöyle verigata kalonşe türlerinden geldi. Çelik olarak satışım var. Büyük boyutta bakın çok güzeller. Şöyle görüyor musunuz? Çok harika bir tür. Biliyorsunuzdur zaten bu türü. Yani elinizde yoksa bu türden kaçırmayın arkadaşlar. Hem boyut olarak çok büyükler. Şöyle 50 TL'den arkadaşlar. Yani yapraktan bile tutuyor. Bakın ucundaki bebekleri görüyor musunuz? Aşkın gözyaşı gibi şöyle uçlarından da bebekler veriyor. Yapraktan da üretimi oluyor arkadaşlar. Şu şekilde. Hani şöyle bakın. Harika bir tür. Şöyle. Şurada yine kara kızlar var aynı yün türlerinden. Şöyle. Şöyle küçükleri de var arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde. Bir de şöyle bir kalonşe türü var. Onu da göstereceğim. Bakın bu çilli. Şöyle pudralı.
Şu anda hepsi üst üste hani geldiği için şöyle şey olmuştu arkadaşlar. Çok güzel bir form oluyor. Böyle gül şeklinde. Şöyle çilli bir tür. Bakalım farklı bir tane göstereyim. Şöyle bakın çilli çilli oluyor arkadaşlar. Bu şekilde. Böyle. Bunlar zaten çelikten tutuyor. O yüzden bu şekilde çelik satışım var. Dediğim gibi buradakiler de 50 TL arkadaşlar. Bu gördükleriniz şunlar. Hepsi 50 TL arkadaşlar. Gerçekten çok güzel türlerden var. Çok vardı. Şu kutu doluydu. Akşam aç aç bitmedi. Yani çiçek dostlarım da aldı. Yani bir bu kadarını da satıldı arkadaşlar. Şöyle dediğim gibi şu sadece şurası 70. Bakın bunlar kocamanlar. Bu şekilde. Bu da çok güzel bir tür. Bu da çok büyük. Böyle burası da 50 arkadaşlar. Şundan kök ayrımı yaptığım için şu şirek kulağı 30 TL fiyatı. Şöyle bundan yanından bir yavrusunu aldım. Bir arkadaş hani küçük istedi. O yüzden ayırdım. Bunun fiyatı 30 TL arkadaşlar. Şirek kulağı şöyle. Bu da renkleniyor. Bakın renklenmeye başlamış. Böyle şurada yine aynı türlerinden var. Böyle elimdeki türleri de göstereyim. Şöyle sarmaşık var. Kauçuklar var arkadaşlar. Bunlar 100 TL fiyatı. Şöyle iki tane doğa çiçeği var elimde. Şöyle göstereyim. Bunları da sulamam gerekiyor. Çiçekleri hiç bakamadım dünden beri. O yüzden video çekmeye de zamanım olmadı. Şöyle bunlar 300. Şunu herhalde ayırmışım onu. Şu var. 100 TL. Şurası 100. Çınar begonyalar 100. Kadife çiçekleri arkadaşlar 100. Şöyle kiviler var. Aglonema kiviler. 150. Sarmaşık var 100. Şöyle paskalyalar var. Şöyle köklü. Bunlar da saksıya geçerse tabii ki de gelişim daha güzel olacak. Bunlar da yılbaşı çiçeği gibi. Ama Aralık ayında değil, baharda çiçek açıyorlar. Daha güzel çiçekleri var tabii ki paskalyaların. Şurada leş kaktüsleri var arkadaşlar. Çeşit olarak 20 TL'den. Şunlardan da ayıracağım. Ayırdıklarım oldu çiçek dostlarıma. İstediler. Şöyle bir difenbahya türü var. Susamıştı, su verdim. Bakar mısınız? Çok güzel. Dolu dolu bebekli. Şu şekilde. Böyle 250 arkadaşlar fiyatı. Şöyle bir kim var elimde. Bu da çok güzel. Bakın yaprakları. Şöyle 250. Şunları da saksıya geçirdim. Dediğim gibi dün video çekemedim. Şöyle bakın. Bunlar da 150 arkadaşlar. Bir arkadaş istedi, kim istedi bilemiyorum. Şöyle 150 TL fiyatı. Çok da güzel formda. Şöyle bir tane de böyle var arkadaşlar. Elimde şu anda 3 tane mevcut. Hangisini istiyorsanız. Üçü de çok güzel. Şöyle dolgun. Bakın şöyle çift çatallı. Bu da aynı şekilde çift çatallı arkadaşlar. Bu tek ama boylu. Bu şekilde. 150 fiyatı. Şurada Benjamin var. 100 TL. Küba kekiği saksıyla 100 TL. Bunlar kratonlar var. 150, şu 120 arkadaşlar. Fiyatı şurada sarmaşıklar var. 100 TL. Şöyle bakın çok güzel değil mi? Harika bir tür. Şöyle bir kim. Bu da arkadaşlar 250. Şöyle yaprak güzellerim var. Şöyle bakın çelik olarak şunlar 30. Şunlar dalları küçük olduğu için küçükleri kaldı. Bunlar 20 arkadaşlar çelik olarak. Şu
Şurada bakın bir gecelik gelin çiçeği atlas. Bunlar da 50 TL'den arkadaşlar. Kılçık atlaslar 50. Şöyle kutu içinde boyut olarak da uzun. 2'ye 3'e bölüp o şekilde de ekebilirsiniz saksılarınıza. Şu şekilde 50 TL arkadaşlar, çelik olduğu için. Bu şekilde. Şu kızım da çok güzel açtı. Teyzeleri bakın. Böyle şurada kohleralar var. Elimde son kalan 3-4 çeşit var arkadaşlar. 100 TL fiyatı. Şöyle göstereyim. Buraya koymuştum, yerim yok diye. Burası da çok sıcak. Şurada bakın. Bunlar da beyaz çizgili. Şöyle. Bunlar 100 arkadaşlar. Şimdi içeriden bir video çekeceğim ama şunları unutmuşum. Bakın şunlar da 150 TL. Şöyle bakın, çok güzel. Harika bir formda. Monster arkadaşlar. Kaçırmayın eğer elinizde yoksa. Böyle. Şunlar ayırdıklarım Meryem Hanım'ın. Şurada Fatma ablacığımın var. Şöyle. Şimdi içerideyim arkadaşlar. Şöyle ayırdıklarım masa üstünde. İnanın yerim yok. Hatta 7-8 paket hazırladım, gönderdim. Onları durumdan da gruptan da paylaşıyorum zaten. Şöyle bunlar da inşallah pazartesi göndereceğim. Bilginiz olsun. Şöyle hesaplayacağım. Tutarlarını şöyle dün akşam ayırdım. Bunlar Filiz Hanım'ın arkadaşlar. Şöyle begonyası var, siyah samiyası var. Şöyle her çeşitten, istediği türlerden şöyle ayırdım kendisine. Böyle bunları ayırdım. Bunlar Filiz Hanım'ın. Burada bunlar Esra Hanım'ın çiçekleri. Şöyle ayırdıklarım. Esra da çok güzel türler aldı. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Kivi. Şöyle. Burada da arkadaşlar, bunlar Hamiye ablacığımın. Şöyle. Hamiye ablacığım dönüş yapmadı. Yeni gelen sukulentlerden. Kendisi de biraz rahatsız. Şöyle şurada da İftariye ablacığımı şöyle ayırdıklarım. Burada sukulentleri var. Burada da var. Daha önceki aldıklarından. Şöyle çok bekletme yapmayalım. Zaten göndereceğim inşallah pazartesi günü. Buradan söylüyorum. Bekletme yapmıyorum arkadaşlar. Çünkü yerim yok, görüyorsunuz. Yani paylaşıyorum da bunu. Bazı arkadaşlar çiçek siparişi verip hani ayırttırdıktan sonra işte hani işim var veya bir yere gideceğim, tatile gideceğim gibi sözlerle gerçekten beni çok üzüyorlar. O şekilde kabul etmiyorum. Eğer bundan sonra da bu şekilde olursa tamamen iptal edeceğim siparişlerinizi, buradan söyleyeyim. Yani beni düşünmüyorsanız ben de sizi düşünmeyeceğim. Gerçekten bu duruma gerçekten çok sinirleniyorum. İnanın diyorum ya, sabaha kadar paket yapıp göndermeye çalıştım ki yer açılsın diye arkadaşlar. Yerim yok. İnanın çocukların odası, mutfak tamamen dolu. O yüzden size biraz anlayışlı olun bana karşı. Ben yani istediğiniz çiçekleri bulmaya çalışıyorum. Gerçekten çok yoruluyorum. Hani diyeceksiniz ki çok mu ihtiyacım var? Niye bu kadar kendini yoruyorsun, yıpratıyorsun? Yok, ben çiçekleri çok seviyorum. İşimi de seviyorum. Boş durmayı sevmiyorum. Tabii ki evime katkım var. O ayrı. Ama dediğim gibi ben işimi severek yapıyorum. Şöyle. O yüzden arkadaşlar o şekilde yapmayalım. Ayırdıktan sonra bir hafta sonra gönder, 10 gün sonra gönder. Ben yokum veya işim var demenizi istemiyorum lütfen. Yani bekletiyorum tabii ki. Hani yeni gelenleri bekliyorsunuz. Hani tekrar bir kargo bedeli ödemeyin diye, inanın ben de zor durumda bile olsam bekletiyorum, biliyorsunuz zaten. Ama hepsi geliyor. Geldikten sonra ben de göndermek istiyorum. Daha hani daha fazla bekletme gibi bir durumda ben gerçekten çok zorlanıyorum.
Şöyle devam edeyim arkadaşlar. Videoyu durdurdum. Ezan okunuyordu. Şöyle devam ediyorum. Yani dediğim gibi hem çok beklediği zaman özellikle sukulent alan arkadaşlar formu bozuluyor arkadaşlar içeride. Bakın açılmalar oldu. Şöyle görüyor musunuz şuralardan renk açılmaları, boy uzaması. Bu içeride olduğundan dolayı şey yapıyor. Form bozuluyor. Bakın bunun mesela orta göbeğinde yeşillenme. Hani yeşil şu kenarları koyu, buranın da koyu olması gerekiyor. İçeride olduğu için o şekilde yani menekşeler de olsun. Bunların hani uygun bir konumda olması gerekiyor. Şöyle o yüzden hani kendiniz bakarsanız güzel konumlandırırsanız çiçekleriniz daha güzel gelişir form bozulmadan. Şurada Hanife ablamın çiçekleri böyle adres istemiştim göndermedi. Adres bekliyorum. Göndereceğim inşallah çiçeklerimizi. Şurada Zehra ablacığımın şöyle siyah samiyası var. Şöyle iki tane sukulentleri var. Böyle arkadaşlar bunları da inşallah göndereceğim. Şöyle zaten Zehra abla bekletmiyor. Gönderiyorum, sıkıntı olmuyor. Bazı arkadaşlar ve özellikle nedense geçen haftadan ve bu haftadan arkadaşlar alıyorlar. Zaten buradan isim vermiyorum kesinlikle. Ayırdıktan sonra ben evde yokum veya ben başka yere gideceğim veya benim işim var. Böyle bir şey kesinlikle kabul etmiyorum ben. Dediğim gibi eğer size de uymuyorsa tamamen iptal edelim siparişlerinizi. Çünkü benim de yerim yok. Yani ben uzun süre kimsenin çiçeğine de bakmak zorunda değilim. Yerim yok biliyorsunuz gerçekten yani oturup da bir çay içmeye bir keyif yapmaya hiçbir vaktim yok. Sukulent istiyorsunuz. Envai çeşit sukulent getirdim. Gerçekten hani biraz abarttım ama çünkü ben de çok seviyorum. Sizi de çok iyi anlayabiliyorum. Getirdim. Hepiniz de memnun kaldınız. Bu da benim için çok önemli. Hepsi çok güzel türler. Bakın hepsi çok güzel. Şöyle. O yüzden arkadaşlar içeride bunların beklememesi gerekiyor. Dediğim gibi bunlar dış mekanda olması gerekiyor. Bunlar da Zeynep Adaşım'ın şöyle bunlar Kahramanmaraş'a inşallah gidecek. Kalonşa da istemişti onu ekleyeceğiz. Ay ben bunu bir saniye bir dakika yanlış mı koymuş? Buydu Zeynep'in. Evet. Şu Zeynep'in de Kahramanmaraş'a gidecek. Diyorum Allah Allah. Şöyle kalonşesi var. Bunu ekledim. Şunu çıkarmamı istedi. Bundan varmış kendisinde. Bundan isteyen arkadaşlar vardı. Yetmedi çünkü. Bazı türler yetmedi. Bakın şu aynı. Bundan mesela az olduğu için fazla yoktu. O kalmadı. Arkadaşlar siyah samiyesi var. Şurada satışta olan iki tane böyle episkiyem var. 130 TL fiyatı. Bakın form olarak da çok güzel. Şurada Pınar Hanım'ın söylemiştim paylaşacağım diye dün video çekemedim. Bunları inşallah göndereceğim. Pazartesi. Şöyle. Bir tane difenbahyası bahyası var. Bir tane episki, bir tane de begonyası var. Eğer eklemek istediğiniz arkadaşlar bir şey olursa kargonuz çıkmadan bana dönüş yapın. Bu videoda belki hoşunuza giden bir şey olur. Ekleme yaparız. Böyle bunlar da Hülya ablacığım. Bunlar da hafta içi inşallah. Bunları da göndereceğim. Salı gönder demişti. Yani hiç beklemiyorum değil. Hani buradan kesinlikle beni yanlış anlamayın. Yani en fazla bir hafta bekletebiliyorum arkadaşlar. Böyle. Şöyle bakın bunlar da. Nazife Hanım'ın şöyle bir tane orada sukulenti var, kohlerası var, bir tane aglonema'sı var. Burada da arkadaşlar Hacer Hanım'ın, Feyza abla bu. Feyza ablanın şunu çıkarmamı istemişti. Onun yerine şu kalın şey, şu türden alacak. Bunu da çıkaracağım. Şu. Bir de şu verigata türünden ekleyeceğim kendisine. Burada da Kadriye ablamın şöyle bunlar da uzun zamandır bekliyor. Dediğim gibi bakın bunlar 2 haftadır bekliyor. Şöyle çelik olarak yani beklemese tabii ki daha iyi.
Bunları da inşallah pazartesi göndereceğim. Pazartesi gönder demişti. Şöyle. Şunları kime isimde yazmamışım. Kime ayırmıştım. Şöyle. Şurada var. Şunlar Ayşe Hanım'ın. Şöyle ayırdıklarım. Burada da Gül ablamın da sanırım. Şöyle ayırdıklarım. Dediğim gibi hepsini arkadaşlar bana dönüş yapın. Ayırdım şöyle çiçeklerinizi bakın. Sukulentlerinizi ayırdım. Şöyle başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? O yüzden hesap yapmıyorum. Hesap en son hani yapacağım. Bu videoyu da izleyin bakın. Ona göre ödemeleri yapın. Pazartesi kargolarınız çıkacak inşallah. Şöyle kohliralar var. Bunlar sarı açan tür. Şöyle bunlar da 100 TL arkadaşlar. Şurada menekşeler var. Buraya koydum menekşeleri. Şöyle bakın. Bunlar da 130 arkadaşlar. Özel tür. Şu ikisi aynı tür. Şunlar kıvırcık yapraklı. Şöyle katlı, pembeli, biyeli açıyor. Geçmek üzere artık çiçeği de. Bu şekilde. Yani dediğim gibi sukulentlerin arkadaşlar şöyle dışarıda diye takıldı. Şöyle dışarıda olması gerekiyor güzel renklenmesi için. Şöyle bakın içeriden dışarı çıkınca yanıklar oluşuyor. Ona dikkat edin. Hemen direkt birden dışarıda koymayın. Hani uzun süre bende beklediyse sukulentlerimiz onun için diyorum. Yine kuş tüyleri, yine kuşlar bakın. Buraya çelikler, yapraklar ekmiştim. Görüyor musunuz? Eşelemişler. Yani bakın böyle durum. Şöyle ben de çok seviyorum sukulentleri, kaktüsleri. Çok seviyorum gerçekten de. Şöyle arkadaşlar. Tabii kuşlar rahat vermiyor maalesef. Köyde daha güzel oluyorlar. Böyle arkadaşlar bugünlük videom. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi bana dönüş yapın. Ona göre hani siparişlerinizi oluşturalım. Dediğim gibi pazartesi inşallah kargolarınızı çıkaracağım. Bu masada gördüklerinizi inşallah kargolayacağım. Buradan bilgi vereyim. Böyle bugünlük videom. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.